Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben, Karanlık Adam TV ekranlarında senenin son indirim videolarından biriyle karşınızdayım. Bu videoda 20 TL altında sizlere seçtiğim 20 tane oyunu tavsiye etmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz dostlar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olarak destek olmayı ihmal etmeyelim dostlar. Kanalın gelişmesi için bu destekleriniz gerçekten elzem. Ve naçizane ben de bu desteklerinizi sizden rica ediyorum. Beğenmek, bir yorum yapmak zor bir şey değil. Biraz işte görüntüleme almasını sağlamak, eğer yapabiliyorsak videoyu paylaşmak. Bunun gibi desteklerinizi sizden bekliyorum. 20 TL altı dedik ama 20 TL'nin birkaç tık üstünde, 21 TL, 22 TL civarında da oyunlar var ama hani bunlar paket oyunlar. Bunları ayırmak istemedim. Bazı oyunlarda da var. Phasmophobia var mesela en başta. 20-70 mesela. Bunun gibi oyunlar da var. Hani görünce hani 20 TL altıydı lan filan demeyin diye uyarmak istedim arkadaşlar. Çünkü yani 20 TL veriyoruz madem. Azami bir şekilde de ondan faydalanalım değil mi? Hani bir oyun olmasın, içinde 3 tane eklentisi olsun, 5 tane eklentisi olsun, mis gibi olsun şeklinde düşünerek oyunları da, paket oyunları da koydum. Yalnız videoya geçmeden önce çok kısa bir açıklama, daha doğrusu bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni dinlerseniz çok memnun olurum dostlar. Mesela girdiniz Epic Games'e, herhangi bir oyun satın aldınız. 60 TL kupon olsun olmasın fark etmiyor. Herhangi bir oyunu satın aldınız arkadaşlar. Yükle değil de burada satın al çıkar. Satın al'a tıkladığınız zaman şöyle bir kutucuk çıkıyor arkadaşlar. Bir içerik üreticisi etiketi gir diye. Buraya benim içerik üreticisi etiketimi, içerik üreticisi kodumu girdiğiniz zaman oyunu satın aldığınızda o ödemenin %5'i kadar bana bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sizden ekstra bir ücret çıkmıyor. Zaten oyunu satın aldınız. Satın alacaksınız zaten. Satın alırken de o içerik üretici kodunu girdiğiniz zaman bana da bir taraftan destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu değerlendirirseniz çok çok memnun olurum. Ben aslında ilk Epic Games videosu öncesinde bu başvuru yapmıştım ama Epic Games'e bir türlü anlaşamadık. Çünkü o kadar güzel bir açıklama kısımları var ki, açıklama metni var ki böyle. O açıklama metnine gelip böyle acaba şöyle mi demek istedi? Acaba şöyle yapsa tamam. Demek şöyle demek istedi. Kesin böyle demek istedi gibi şeklinde bir böyle ne derler? Araştırma ve şekillendirme falan yapmanız gerekiyor. Hele başvuru kısmı, başvuru esnasına geçtiğiniz zaman evlere şenlik. Yani neyse, çok önemli değil. Videonun konusu bu değil. Herhangi bir oyuna tıkladınız arkadaşlar. Burası geldi. Buraya Karan L yazın arkadaşlar. Hemen ben çıkıyorum. Çünkü başvuruda da bir sıkıntı oldu. Karanlık adam olmadı. Karanlık adam oldu. Hani İngilizce gibi başvuruyoruz. Ondan sonra meğersem Türkçe'de oluyormuş. Onu da anlayamadığımız için doğru düzgün. Karanlık adam yazmanız lazım ama karanlık, karanlık falan gibi şeyler sizin kafanızı karıştırmasın diye Karan L yazıyorsunuz. Ben çıkıyorum oraya ve ben çıktığım zaman beni tıklıyorsunuz. Sipariş vere tıkladığınız zaman dediğim gibi oyunun belli bir ücreti, belli bir kısmı bana destek olmuş oluyorsunuz. Bunu değerlendirirseniz çok çok memnun olurum. Zorunlu değil ama yaparsanız gerçekten çok çok memnun olurum dostlar. Yani normal herhangi bir oyun satın aldığınız zaman zaten o ücreti ödeyeceksiniz. Ve bu ekstra bir şey ödemeden beni de desteklemek için çok güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Değerlendirirseniz çok çok memnun olurum. Evet, 20 tane oyun demiştik. Hemen geçiyorum. Phasmophobia ile başlıyorum. Son zamanların bayağı tercih edilen oyunu. 20-70 TL'ye satılıyor dediğim gibi. Bir tık üstünde 20 TL aralığında. Bu hem buna başlamadan önce bir şey de hatırlatmak isteyeyim. Şimdi 20 tane oyun seçtim ama daha fazla oyun var zaten normalde ama sizin videoda eğer sizin de aklınızda başka oyunlar varsa videoda hatırlatmadım ama 20 TL ve 10 TL bandında olsun lütfen. Çünkü 10 TL ve 5 TL videoları da gelecek. 20 TL 10 TL aralığında bir oyun burada bahsetmedim, bahsetsem çok güzel olurdu falan diye düşünüyorsanız yorumlarda belirtin ki diğer arkadaşlarımız da bunlardan faydalansın. Evet, Phasmophobia Türkçe arayüzde var. Normal seslendirmeler falan yani çok fazla bir şey yok zaten oyunda da. Bayağı güzel bir çoklu oyunculu oyun arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Zaten dediğim gibi çok ünlü. Yayıncılar da oynuyor. Arkadaşlarınızla oynamak için gerçekten çok keyifli bir oyun.
Böyle arkadaşlarınız da varsa beraber oynayabileceğiz. Şu an 20-70 gibi bir fiyata satılıyor zaten. Çok pahalı bir fiyatı yok. %10 indirim yapmışlar. Ve tam bir parti oyunu da diyebiliriz. Tabii ki korku içerikli. Bazı yerleri harbiden osurtturuyor şeklinde korkutuyor. Ben de oynadım çünkü yeğenimin bilgisayarında kendimi almamıştım. Tavsiye ediyorum dostlar. Stardew Valley. Evet, eski bir oyun. Eski bir oyun. Bunun ne işi var? Niye bize tanıtıyorsun bunu filan diyenler de olacaktır elbette ki. Ya da illaki. Daha çok yeni 1.5 güncellemesi aldı arkadaşlar. 2016 oyunu olmasına rağmen hala güncellenen bir oyun. Bir yani uzun bir oynanışı da var. Her şeyi yapayım filan derseniz böyle 150 saati bulan oynanışlar var ve devam da edebilirsiniz. Oyunda çok fazla şey var. 1.5 güncellemesiyle bunlar daha da genişti hatta. Bu söylediğim saatler eski güncellemelere ait. Oyunda hemen hemen her şey var. Tam bir yaşam simülasyonu dışında işte zindanlara gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi at yarışı falan yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Orada grup başkalarıyla takılabilirsiniz. Gibi etkinlikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Çevrim içi eşli oyun şeyin özelliğini böyle tam hatırlayamadığım için bakmak istedim. Türkçe arayüz de var. Tabii ki oynamamızı da daha keyifli hale getiriyor. Dediğim gibi yani kendi çiftliğinizi kurun, kendi tarzınızı yansıtın, işte tarlanızı ekin, gezmeye çıkın, balık tutun, işte hayvanlarınızı sağın, ne bileyim işte zindanlara girin, oradan maden toplayın, bunları gidin satın, zengin olun gibi. Bir sürü şey var oyunun içinde. Yok yok desek doğru olur. 16.08 gibi çok güzel bir fiyatı da satılıyor. Tavsiye ediyorum dostlar. Dediğim gibi 1.5 güncellemesi şurada da yazıyor. Geldi ve bu büyük güncellemeyle oyun daha da büyümüş, daha da genişlemiş oldu. Evet, Assetto Corsa ile devam edeceğim. Assetto Corsa normalde oyun almak isterseniz 6.40. Ama hani niye normal oyun alalım sadece? 15.29'a mükemmel bir paket haline görüyorsunuz. Bayağı bir eklentisi var. Porsche pekleri, Japon arabaları işte var. Dream peklerde ekstra içerikler, bir sürü şeyler var. Ve burada F1, evet, Ferrari 70. yıl özel paketi bile yapmışlar. Aa, çok güzel ha. Güzel. Bu Assetto Corsa simülasyon denince akla gelebilecek birkaç oyundan, yani çok iyi birkaç oyundan biri. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer bir direksiyon setiniz de varsa değmeyin, keyfine çok keyif alacaksınız. Tabii ki tam bir simülasyon olduğu için oyuna alışması da biraz zor. Hani aldım ben bunu ya beceremiyorum falan diyorsanız 2 saati doldurmadan iade etmenizi de tavsiye ederim tabii ki. Yani çünkü simülasyon oyunlarına aşinaysanız, simülasyon oyunlarını seviyorsanız tam biçilmiş kaftansınız bu oyun için. Alışamayan da dediğim gibi iade etme şansınız da var. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü gerçekten tam bir simülasyon oyunu. Zorlayabilir. Ama o zorluğa alıştıktan sonra acayip keyif alacaksınız. Bunu kesinlikle söylüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük bir paket ve 20 TL altında. American Truck Simulator. Bu sefer dedim ki hani hep şeyi tanıtıyoruz. Euro Truck Simulator'ı. Bu da aynı firmanın yine. SCS Software'in. Ama bu sefer Amerika yollarında geziyorsunuz ki ben bu burunlu tırları, şunun güzelliğine bakın ya. Şu burunlu tırları daha çok seviyorum. Bunlara MAG diyorlar galiba. MAG ya da öyle bir isim vardı. Yani MAG kamyonlar, MAG çekiciler ya da öyle söyleniyordur. Daha hoşuma gidiyor açıkçası. Oynanabilir bir demosu da var. Bakmak isterseniz ama yani Truck Simulator'un aynısı ama Amerika'da geçiyor. Ve yine Truck Simulator'da olduğu için olduğu gibi bazı bölgeleri almak için satın almanız gerekiyor ama ETS'ye göre biraz daha insaflı davranmışlar. Daha uygun paketler falan var. Ama tek tek de yine buradan paketleri seçebiliyorsunuz. Çok fazla ETS gibi hayvani derecede eklentisi yok. Şu yine giriş paketi ETS'de de vardı. Bu da 21.66, hani 20 TL bandında yine. Bu da düşünülebilir arkadaşlar. Ve Sniper Elite 4. Bunu da kattım arkadaşlar. Sniper Elite 4'ün hatta bir deluxe paketi de var. Deluxe içeriğini tam olarak göremedim. Bunu da internetten bulabilirsiniz. 18.75'e o da var. Normal oyun almak isterseniz de 13.35. Bir sezon pass içeriği yapmamışlar. Niye yapmamışlar ben de bilmiyorum ama sezon pass de 8.25'e satılıyor. Üstüne eklediğin zaman yine 20 TL aralığında
20 TL civarında diyelim bir fiyata gelmiş oluyor. Ben Sniper Ghost Warrior'dan daha çok seviyorum açıkçası. Yani 2 ile 3 tabii ki. Yani 2 ile 3'ten daha iyi Contracts'la da yarışır. Yani Sniper Ghost neydi o? Ghost Warrior Contracts mıydı? Tam ismi öyle bir şeydi. Yani Contracts oyunuyla da yarışır bence. Çok güzel bir oyun. Keyifli bir oyun. Özellikle o X-Ray muhabbeti, böyle kurşunu attığınız zaman havada süzülmesi, kafatasından ya da nereden giriyorsa artık böyle X-Ray şeklinde geçtiği, kırdığı, parçaladığı kemikleri falan göstermesi çok keyifli oyun. Tavsiye ederim arkadaşlar. Türkçe seçeneği yok ama illaki yama olarak bulursunuz. Ben bakmadım ama olması lazım. Evet, eski bir oyun. Yine Stardew Valley'de söylediğiniz şeyleri burada da duyar gibiyim. Eski bir oyun ya, bunu ne yapalım falan demeyin arkadaşlar. Gerçekten klasikleri de arada sırada oynamak lazım. Ki kaldı ki hem bir taraftan çok ucuz. 3 tane oyun, 3 tane efsane. Grand Theft Auto 3, Vice City ve San Andreas. Hem de bir taraftan bilgisayarı çok iyi olmayan arkadaşları da düşünmek istedim. Onlara da güzel bir oyun tavsiye etmek istedim. Oynamayanlar falan vardır. Çünkü Grand Theft Auto deyince nedense aklımıza sadece 5 geliyor çoğumuzun. Hiç onunla tabii ki alakası yok. Grand Theft Auto 1 ve 2 de var. Yani onları mesela burada bulamazsınız ama internette bulun. Çünkü onlar abandoned game, yani terk edilmiş oyun sınıfındalar artık. Ücretsiz bir şekilde internetten bulduğunuz zaman korsan sınıfına da girmiyor. O, yani bir yerlerden indirin oynayın. Ben 1 ile 2'yi daha çok seviyorum hatta, öyle söyleyeyim. Bunlar da tabii ki göz ardı edilemez. Efsanenin parçaları 14.70 gibi çok güzel bir fiyata satılıyor ve dediğim gibi düşük bilgisayarlı arkadaşlarımızın da kullanabileceği bir indirim olacağını düşündüğüm için buraya ekledim. Evet, Hitman 2 Gold versiyonu yine 20 TL'nin biraz üstünde. Bunun normal versiyonu da var. Onun da fiyatını göstereyim. O da 20 TL civarı olması lazım. Evet, 20.50'ymiş o. Standart versiyonla Gold versiyonun ne farkı var arkadaşlar? Şurada hemen gözüküyor. Expansion Pass var burada. Ekstra bir sürü içerik var bunun içinde. Ve birkaç tane de harita da getiriyor. Şu işte Santa Fortuna. Bunlar hep görev haritaları. Bunları da beraberinde getiriyor. Expansion Pass. Onun için hani 16.75'lik paketi sadece 90 kuruş farkla buraya eklemiş oluyorsunuz. Bence müthiş bir şey. Hitman 1'i belki Epic Games üzerinden almışsınızdır. Bu da 2, 1, 2, 3 diye gidersiniz artık. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama bir de Hitman'in güzel bir tarafı, eski oyunlara nazaran bu versiyonlarını çok seviyorum ben onu. Mesela size diyor ki git şunu öldür, zehirle diyor mesela. Gidip illa zehirlemek zorunda değilsiniz. Kafasına sıkın istiyorsanız. Ya da işte bir kargaşa yaratın orada. O kargaşadan yararlanıp böyle gizlice bıçaklayın gibi. Böyle bir sürü şey var. Kullanabileceğiz. Yani ben mesela Hitman'i ilk oyununda bir bölümü vardı. Kıl olurum ona. Yani diyor ki illa sessiz bir şekilde öldü. Ulan hayvan gibi tüfek var elimde. Kimseye çaktırma diyor. Zaten adamı indiriyorsun. Nasıl çaktırmayacağım adamı? Neyse, başka zaman konuşulacak şeyler bunlar. Bunları yayın arasında, yani yayın içinde konuşacağımız şeyler. Yayınları da bekliyorum bu vesileyle. Hatırlatmış olayım arkadaşlar. Twitch'te yayınlarım devam ediyor. Evet, Middle-earth, Shadow of Mordor ve Shadow of War ikisini de koydum arkadaşlar. İkisi de çok güzel fiyatlara satılıyor. Shadow of Mordor bitirdikten hemen sonra konu kaldığı yerden, hiç kesintiye uğramadan Shadow of Mordor, War'da da devam ediyor. Hani kesinti sadece sizin yükleme süreniz olur. Game of the Year Edition 14.75'e satılıyor ki 26 TL'lere mi ne satılıyordu geçenlerde? Dedim ki oha, Mordor önceki oyun daha pahalı. Çok salakçaydı. Güzel bir fiyata indirmişler. Game of the Year Edition bütün ekstra içeriklerin içinde olduğu paket arkadaşlar. Hatta normal oyunu almış olanlar için de böyle bir upgrade yapmışlar ama hiç gerek yok. Hatta normal oyunu almış olanlar bir daha alsın. Bu meblağı ödeyeceklerine. Çok salakça bir meblağ yani. Çok da güzel bir fiyata satılıyor. Dediğim gibi Game of the Year Edition'da hatırlamıyorum ama 18 tane mi ne DLC paketi var. Bunların içinde ekstra içerikler, ekstra bölümler, ekstra skinler falan gibi şeyler var. Bu da tercih edilebilir. Dediğim gibi hemen ardından da Shadow of War geliyor arkadaşlar. O da yine Definitive Edition olarak yine bütün içeriklerin içinde olan versiyonu. O da 16.40'tan satılıyor.
Bunların da normalde Türkçe seçeneği yok ama hatırladığım kadarıyla yazıyordur. Tabii yok ama yamalarını bulabilirsiniz. Çok revaçta olan oyunlar olduğu için bu oyunlara yamalar çıkıyor genelde. Bunu da dediğim gibi hatta burada ekstra bölümleri de görüyorsunuz bakın. Nemesis Expansion diyor. Slaughter Tribe Nemesis. Blight Galadriel bu mesela ekstra bir şey. Bölüm paketi. Story Expansion zaten story isminden belli. Bu içeriklerle iki oyun üst üste hatta böyle o 14 bu 16 30 TL'ye muhteşem bir saga. Böyle bir oyun paketi gibi düşünün. 30 TL'ye iki oyun içinde olduğu, bütün DLC'lerin olduğu müthiş bir paket alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ya da tek tek de alabilirsiniz. Bu fiyatlar hep oluyor. Ama Middle-earth arada sırada 26 TL olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Onun için hani önce bundan başlayın. Shadow of War genelde bu fiyatlara iniyor zaten. Evet, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain ile devam etmek istiyorum. Bu da 13.75 gibi çok güzel bir fiyata satılıyor. Ama bizim 20 TL civarımızın biraz üstünde Definitive Experience alırsanız eğer. Ama şöyle bir durum var. Bu da Definitive versiyonu aldığınız zaman yine bütün içerikleri almış oluyorsunuz. Hatta neydi o? Grand Zeroes şurada gözüken. Bu oyunun öncesini anlatan bir bölüm de var. Kısa bir oyun aslında. Onu da normal tek olarak da satın alabiliyorsunuz ama bu paketin içinde normalde. Onu da almış oluyorsunuz 24.87 fiyatına ama sadece oyunu alsanız da bayağı yeterli olacaktır. Metal Gear Solid'in en iyi halkalarından biri Phantom Pain, hiç oyunu bilmiyorsanız bile, daha önceki bölümleri oynamamış olsanız bile çok çok keyif alarak oynayacağınızı düşünüyorum. Yine Türkçe içeriğini, yamasını bulabileceğiniz bir oyun. Evet, Batman Arkham Collection daha önceki videolarımda da, daha önceki indirimlerde çok kez bahsetmişimdir. 20 TL'nin biraz üstünde yine 20-40 TL'ye Batman koleksiyonunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şey diyecek olan olabilir, bunu ücretsiz vermişti ya daha önce. Zaten şurada sıfır gözüküyor Epic Games tarafından. Yakalayamamıştır adam bu fırsatı, ne yapsın. Yani onun için... Ki bu Batman oyunları gerçekten bayağı hani kalbur üstü böyle yani AAA havasında oynanan oyun, yaratılan oyunlar öyle görülebilir ve çok güzel içerikleri de var. Hatta Arkham Knight'ta Batman'in arabasını bile kontrol edebiliyorsunuz. O kadar güzel. Yani benim gibi Batman hayranıysanız, çizgi romanları seviyorsanız, çizgi filmleri takip ediyorsanız oyunlarını da keza oynamanız gerekiyor ve zaten 3 oyunda ekstra içeriklerle geliyor. Arkham Asylum Game of the Year versiyonu bütün ekstra içerikleri var. Arkham City yine Game of the Year bütün ekstra içerikleri var. Arkham Knight da kendi sezon pasıyla beraber geliyor. Yalnız bir oyun daha var, bir Batman oyunu. Şimdi bunlar Rocksteady Studio tarafından yapılmış. Yayıncı Warner Bros. Warner Bros'u kendi yaptığı Origins isimli şu Arkham Asylum'un öncesinde geçen bir oyun var. Batman'in köklerine iniyor oyunda. Warner Bros'un yapımı olduğu için bu paketin içinde değil. Yani bu paket Rocksteady paketi. Ama o oyunu da almak isterseniz 7.75 gibi bir fiyatı var da onun. Üstüne ekleyip 28 lira gibi bir fiyata gelmiş oluyor. Bütün paketi tamamlamış oluyorsunuz. Hatta o Origins'in de bir içeriğinde bir oyun daha vardı sanki, o Gold versiyonunun, Game of the Year versiyonunun galiba. Hatırlamıyorum şimdi. Evet, Deus Ex Collection yine 20 TL'nin biraz üstüne çıktığımız bir oyun ama çok güzel bir paket. İçinde 5 tane oyun var. Ve bütün Deus Ex oyunlarını almış oluyorsunuz. Bu 1 ve 2 eski oyunlar. Grafiklerini görünce zaten anlayacaksınız ama oynanabilirliği hala iyi durumda. Bir taraftan da hani hikayeyi de tam olarak kavramak açısından çok güzel olacaktır. Burada mesela saatlerini falan da görüyorsunuz. Kaç saat oynanışlarının oldu işte. Birincisi 28 saat, 13 saat. Şu 5 saat The Fall cep telefonundan port edilmiş. Grafikleri zaten gördüğünüz zaman ulan bu 2014 oyunu, bu 2007 oyunu aynı grafiklere sahipler gibi görebilirsiniz. Hani buradaki en zayıf halka bu. Ama diğer oyunlar, yenilere geldiğimiz zaman da Human Revolution ve Mankind Divided'ı da sezon pasıyla beraber içinde alıyorsunuz. Yani 5 oyun 1 DLC olmuş oluyor. Çok güzel bir paket. Bunu da göstermek istedim. Ayrıca hani
bu bir Cyberpunk oyunu. Çünkü Cyberpunk bir oyun ismi değil sadece. Cyberpunk bir evrenin ismi, bir türün ismi. Ve Deus Ex de Cyberpunk evreninde geçen Cyberpunk'tan önce çıkmış. Yani 2077'den önce çıkmış bir oyun olduğu için. Cyberpunk evreninde geçen çok güzel örneklerden biri ayrıca. Hop kapadık. Hepsini kapamayalım yanlışlıkla. Evet, Bioshock da yine birçok indirimde tavsiye ettiğim bir pakettir arkadaşlar. 20 TL'nin altına gelmiş oluyor bu %80 indirimle. Bioshock Remastered elden geçirilmiş hali yine. Bioshock 2 Remastered onun da yine elden geçirilmiş yeni grafikleriyle. Ve Bioshock 2'nin ekstra paketi geliyor. Bioshock Infinite son halkası. Çok güzel grafikleri var zaten, onun Remastered'a hiç ihtiyacı yok. Onun sezon paketi ve ekstra da bir Columbus Finis diye bir silah skin paketiyle beraber 6 tane ürünün içinde olduğu çok güzel bir paket haline geliyor. Ve Bioshock hemen hemen benzer şey, yani devam eden bir hikayesi var. Aslında yani burada bu 1 ile 2'de oynadığınız karakterler farklı ama 3'te de farklı zaten de. Yani böyle komple bir bu Bioshock evrenini anlamanızı sağlayacak oyunlar olduğunu düşünüyorum. Arda arda devam etmiyor olsa da. Ya yani 1 bittikten sonra 2'ye devam etmiyorsunuz. 1 ile 2'nin konuları çok benzeşiyor ama farklı gözlerden görüyorsunuz. Burada işte bir kontrol ettiğiniz kişi, şurada gördüğünüz, ekranda gördüğünüz robot gibi şey, bir Big Daddy dedikleri bir eleman var. Oyunda göreceksiniz. O Big Daddy'yi kontrol ediyorsunuz 2'de. Çok eğlenceli oluyor. Birincisinde savaştığınız adamı, ikincisinde kontrol ediyorsunuz. Üçüncüde çok farklı evrenlere gidiyor. Artık o birin kapalı mekanlarından sıkıldıktan sonra o 2'ye, şey 3'e geçtiğiniz zaman, yani Infinite'e geçtiğiniz zaman bir ferahlıyorsunuz. Ve ulan oyun buymuş dediğinizi aslında duymak isterdim. Yani hepsi için konuşuyorum tabii ki. Evet, bir yarış oyunu da koymak istedim. 4 Rally, bunu da Discord sunucumda konuşmuştuk. Hazır gelmiş, onu konuşunca da görünce de aklıma geldi. Bir ekleyeyim dedim, ne kadarmış fiyatı, bir baktım ki 10 TL gibi müthiş bir fiyatı var. Ve bunun da bir Game of the Year Edition paketi varmış arkadaşlar. Sezon 1, 2, 3, 4'ü de içerisinde kapsayan. Bu da 16.75'ten satılıyor. Burada bir bundle da var. Yine 20 TL civarında satılan. Ona da baktığımız zaman 4 Rally, yani boyunun ilki, 4 Rally 2.0 ve 4.4. İsmini hep böyle okumaktan imtina ettiğim 4.4 oyunu, ya da 4.4 diyelim buna, daha güzel olsun. Oyunlarını da satın alabilirsiniz ayrıca. Böylelikle 3 tane bomba gibi oyununuz olur. Yarış oyunları sevenler için tabii 3 tane bomba gibi yarış oyununuz olur ama. Evet, Yakuza serisi den ilk oyunla, ilk oyun değil aslında ama Yakuza Zero ile devam edeceğim arkadaşlar. 15 TL gibi müthiş bir fiyatı var. Game Pass'in içinde de olan bir oyun. Öncekilerde de Game Pass'te olan oyunlar olabilir. Belki atlamış olabilirim. Kusura bakmayın. Hani burada görmüşken söyleyeyim. Eğer Game Pass'iniz varsa zaten Yakuza bu Game Pass'in içinde. Almayı da düşünüyorsanız zaten buradan almayın. Game Pass'ten oynayın. Çünkü Kiwami ve Kiwami 2 de var Game Pass'in içinde. Ve diğer Yakuza oyunları da remastered olarak PC'ye çıktıkları zaman işte 3, 4, 5, 6 yanlış hatırlamıyorsam onlar da Game Pass'e gelecekler. Ama hani ben Game Pass düşünmüyorum. Steam'den devam edeceğim. Çünkü bazı arkadaşlar sadece tek kütüphane kullanmayı seviyorlar. Yadırgamıyorum. Doğrudur. Kendi tercihleri. 15 TL dediğim gibi Yakuza serisine en azından bir başlangıç yapabilirsiniz. Kiwami'nin öncesini anlatıyor çünkü. Yakuza Zero. Arkadaşlar. Evet, Fallout New Vegas. Fallout oyunlarını merak ediyorum diyorsunuz mesela. Diyelim ki işte Fallout oyunlarını oynamak istiyorum. Çok merak ediyorum. İşte RPG, açık dünya, aksiyon RPG oyunlarını deneyimlemek istiyorum ki en güzel temsilcilerinden biridir Fallout genel olarak. Ama bir bakıyorum işte 70-80 TL fiyatlar görüyorum. Fallout 4'te ya da Fallout 76'da. Diyorsunuz ki daha ucuz bir Fallout yok mu? Tabii ki var. New Vegas en iyilerinden biri. Hatta Xbox Bethesda'yı satın aldığında acaba New Vegas'ın bir remastered'ı gelir mi gibi dedikodular da çıkmaya başlamıştı. Ayyuka çıkmıştı daha doğrusu. Umarım gelir. Ama bu oyunda şu an için çok çok yeterli. Fena da grafikleri yok. Ayrıca yine
bilgisayarı çok iyi olmayan arkadaşlara da hitap eden bir oyun. Normal oyun alırsanız 5.40 tamam çok güzel fiyat ama ben 15.50'ye bütün paketi tavsiye ediyorum arkadaşlar ki şurada görüyorsunuz oynanışı gösteriyordur zaten 63 saatlik bir oynanış var ama biraz aşağıya inin. Completionist diyor yani bu completionist şu paketin tamamını bitirdiğiniz zaman 300 saati geçiyor. 15 TL'ye 300 saat oynanış. Bence yemede yanında yat bir paket. Tabii ki yemede yanında yatmayın alın. F1 2019 da çok güzel bir fiyata düşmüş. 15-25 gibi çok güzel bir fiyata. Hatta Legends Edition'ı aldığınız zaman ekstra içerikler de geliyor. Bu ekstra içeriklerin içinde neler var? İşte eski F1 oyun yarış arabaları. İşte takvimin içinde olmayan eskiden kullanılan pistler gibi ya da işte eski şoförler, driverlar, pilotlar diyeyim. Şoför dedik. Şoför. O kadın aklıma geldi. Ay. Neyse o da 19.25'e satılıyor. Evet 20 F1 2020 de güzel bir fiyata satılıyor ama hani 50 TL civarlarında yanlış hatırlamıyorum. 45 TL de olabilir. Belki %50 indirime girmiştir. O da tercih edilebilir ama hani 20 TL altı konseptindeyiz madem ki şu an. 20 TL altında çok güzel bir seçenek. F1 2019. Hellblade Senua's Sacrifice. Yani hani birisi sorsa ilk 5 oyunun nedir dese. Şu an saymayacağım tabii ki. Çok merak eden arkadaşlar varsa yayına gelip sorabilirler. İlk 5 oyunumun içinde kesinlikle Hellblade Senua's Sacrifice olur. Çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Çok değişik bir yapısı var. Ve bu aralar Valhalla'dan mütevellit bir İskandinav mitolojisi seviciliği de başladı. Onu merak eden dostlarımız da oluyor ki benim uzmanlık alanlarımdan biridir mitoloji. İskandinav mitolojisini de müthiş bir şekilde işliyor. Hatta Valhalla'dan daha güzel işliyor öyle söyleyeyim. Çok güzel bir aksiyon oyunu arkadaşlar. Tabii şurada yazan psikolojik dediği kısımda aslında en çok merak uyandıran oyunda gidişatı etkileyen bir unsur. Söylemeyeceğim ne olduğunu. Çok güzel bir fiyatı satılıyor. 12-25 gibi mükemmel bir fiyatı satılıyor. Kombatları olsun, içindeki hikaye olsun. İşte kızın başından geçenler ve amacı. Kızın amacı olsun. Müthiş gerçekten. Yani herkes bu oyunu oynamalı ki şurada da BAFTA ödülü. Ki BAFTA ödülü gerçekten sağlam hikayeye, sanatsal içeriklere sahip oyunlara verilir. Ki BAFTA ödülü almış pek de azdır yani aksiyon oyunları. Vardır illaki de azdır. Genelde hikayeli oyunlara böyle, dramalara falan verilir BAFTA ödülü. Ama BAFTA ödülü almış bir aksiyon oyunundan bahsediyoruz. Hellblade Senua's Sacrifice kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet yine çok güzel bir paket. Max Payne 3 Complete Edition. Gördüğünüz gibi içinde yine bayağı bir içerik var arkadaşlar. Normalde oyunumuz 10.85. 11 saatlik bir oynamış var ama bu oynanışı bütün her şeyle içerikleriyle 50 saate kadar yani 5'e katlayabildiğimiz bir paket haline geliyor. Üstüne 6 TL daha verdiğimiz zaman 16.50'ye. Max Payne artık anlatmama gerek yok herhalde onun sonuncu oyunu. Bir bağımsız oyunla da bitirmek istiyorum. 30 saati de doldur 30 saat ne ya? 30 dakikayı da doldurdum benim standart sürelerimdir. Ama konuşa konuşa, anlata anlata, eğlene eğlene bence keyif de aldığınızı düşünüyorum. Katana Zero ile bir bağımsız oyunla bitirmek istiyorum. 2019'un en iyi oyunlarından, yani en iyi bağımsız oyunlarından. Yanlış olmasın, hemen linç etmeyin beni. 15 TL'ye satılıyor arkadaşlar ve Türkçe yaması da var. Onu da hatırlatayım. Oyunu da çok güzel bir şekilde anlayarak oynayabilirsiniz. Bir samurayı yönetiyoruz. Biraz psikolojik problemleri var bu arkadaşım. Biraz manyak. Ama bunun yanında da tabii ki bir corporation mı muhabbeti vardı galiba. Onunla bir problemi de var. Onunla işte o problemi çözmek için de çoğunlukla onların mekanlarını bastığımız, kılıcımızı savurduğumuz zaman ekran boyunda kesebildiğimiz... Ki o kesme işlemlerini yaparken filan çok keyif aldığımız, ağzımızda salyaların filan aktığı çok güzel bir oyun arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bağımsız oyunda tavsiye ettiğim için gözüm açık gitmeyecek artık herhalde. O kadar değil herhalde tabii. Bunun da paketi var ama hani soundtrack olduğu için içinde çok da tavsiye etmiyorum ben. Gerek yok. Soundtracklerini zaten
internetten malum yöntemlerle zaten bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 30 dakikayı şu an doldurdum. Güzel bir video oldu, keyifli bir video oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Dediğim gibi başta atladığım oyunlar illaki olabilir. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Diğer arkadaşlar da bundan faydalanmış olurlar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Epic Games kodunu kullanırsanız, yine dediğim gibi, eğer bu tercih meselesi tabii ki, kullanırsanız çok çok memnun olurum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olarak destek olmayı ihmal etmeyelim. Bir sonraki videomuz 10 TL altı videosu olacak. Onda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.